Hakikat çekirdekleri 26. vecize. İnsan insan fıtraten mükerrem olduğundan hakkı arıyor. Bazen batıl eline ge gelir. Hak zannederek koynunda saklar. Hakikati kazarken ihtiyarsız dalalet başına düşer. Ya. Hakikat zannederek kafasına giydiriyor. Ya. Bence bu çok mühim bir konu. Yani bazılarının fıtratı bozulmuş. Yani mükerrem olan fıtratını bozmuş. Evet. Onlar bahsimizden hariç. Bir de bazıları var ki batılda niye bu kadar ısrar ediyor? Hmm. Hakikaten de mükerremliğini muhafaza etmekle beraber bu manada batıla sahip çıkması aslında hak namladır. Ayet-i kerime var malum. Ve vale lekad beni Adam. Biz nevi beni Adem'i mükerrem kıldık diyor Cenab-ı Hak. Değil mi? Ama bir taraftan da innehu kâne zelûmen cehûle. Kasti bir şekilde fıtratını bozmuş olan insanlar da çok cahil ve çok zalim insanlardır. Şimdi bu İki ayet kelime de insanlara bakıyor. İnsanların farklı farklı tabakalarına bakıyor. Dolayısıyla bunu iyi tartalım. Bir insan bir yanlışa niye girer? Hak namına girdiğini Üstadımız burada anlatıyor. Çünkü fıtratı mükerrem. Mesela Cengiz Han'a soruyorlar. Ne bu kadar adam öldürüyorsun? Verdiği cevap çok enteresan. Yanlış bile olsa yani içinde bazı işte bu mükerremliğin bir işaretini görüyorsun. Diyor ki insanlar diyor birbirlerini diyor çok ee, yanlış şekilde öldürüyor. Yanlış yere öldürüyor diyor. Hı hı. Ben diyor az insan öldürmekle çok insanların bu manada ölmelerine mani olacağım diyor. Şimdi aslında baktığın vakit e, bir mükerremlik var. Yani hayri keşir seri cüz'i kabilinden bir şey yani. Ya da adalet izafiyenin bir kokucuğunu hissetmiş adam mesela. Oldu mu? Evet. Yani Osmanlı diyelim mesela kardeş katli ya da çocuk katli, evlat katli olma meselesini şey vakit ne diyor? Osmanlı'nın milyonlarını muhafaza etmek için birkaç kişi feda edilebilir eğer ihtiyaç varsa. İhtiyaç yoksa zaten yapacak bir şey yok. Bu bir mükerremlik mi? İslam'da da buna biz bu adaleti izafi ediyoruz. Evet. Üstadımız da mesela Sıffin ve Cemel Vakıa'dan meydana gelmelerine vesile olan böyle bir iştihadi konunun siyasete taalluk etmesindendir diyor 15. mektupta. Şimdi bütün bunlara bakıyoruz. Demek ki insanların fıtratı mükerremdir. Hakk'ı arıyor, Allah'ı arıyor, peygamberleri arıyor. Gidip de peygamber olmadığı halde peygamberlik iddiasında bulunan yalancı bir adama tabi olmasının arkasında yine bu mükeremlik yatıyor. Peygamber arıyor adam mesela. Evet. Anlatabildim mi? İçinde bir inanma duygusu var. Evet. O onu götürüyor. Bazı ehli bir daha da böyle şey yapmış. Mesela Üstadımız 29. mektupta çok mükemmel bir misal verir. Çok orijinal bir misal yani. Diyor ki ben diyor bir mesele beni çoktan diyor kafamı kurcalıyor diyor. Ebu Ali Cübbai var. Bir de Zemahşeri var. İkisi de Mutezile. Zemahşeri için ümmet devamlı bir rah kapsarıyordu. arıyordu e Bir kurtuluş kapısı Bu adamı kurtulması lazım diyor. Zemahşeri için. Ama İtizal'de Mutezile fikrinde çok ileri seviyede Zemahşeri. Evet. İtizal'de ondan çok geri olan Ebu Ali Cübbay var. Bak. Zemahşeri'nin derecesi yüz yüze Zem, e, şeyin Zemahşeri'nin mutezile. mutezile. fikrinde derecesi 100 ise bu adamın derecesi misal diyorum 50'dir. Şimdi bu adam mutezillikte onun yarısı kadar olamıyor. Ehl-i diyorlar ki bu adam ehl-i darat, ehl-i bidadır diyorlar. Ebu Ali Cuba için. Zemahşeri ondan daha ifratkar, daha müfrit. Bu adamı kurtulması lazım diyorlar. Rah-ı Necat kapsarıyorlar. Beni diyor çok kafamı kurcalıyordu. Sonra bazı manalar Cenab-ı Hak nasip etti. Çünkü yanmayan yakamaz. Üstadımız yandığı için dert benimdir, deva Kur'an'ındır demiş. Allah da öyle nasip ediyor manaları. Ebu Ali Cübbay aklı ehli sünnetin fikirlerine yetişmediğinden dolayı ben de böyle düşünüyorum deyip ehli sünnetin fikirlerine karşı çıkıyor. Yani hak yok burada. Burada bir karşıdaki insan böyle diyor, ben de böyle diyorum şey var, zaafı var yani. Peki Peki Zemahşeri, Zemahşeri hak diye o fikirlere bağlanmış, hak diye o fikirlere saplanmış, hak diye o fikirleri savunuyor. Ve nitekim daha sonra Cenab-ı Hak ona bir rahanecet kapısı açıyor. Çok enteresandır bak. Yani fıtraten mükerrem hak arıyor, hakkı bulmak için uğraşıyor. Cenab-ı Hak da ona bir yol gösteriyor. Oldu mu? Mesela Halid bin Velid Hazretleri ile Ebu Cehil'i kıyasladığımız vakit. Çok enteresan bir şey var. Ebu Cehil de müşrik. Halid bin Veyd Hazreti ilk Hali de müşrik. Ama Halid bin Veyd devamlı içinde bir şey var. Yani hak namla kendi ordusuna, hak namla kendi milletine, hak namla kendi fikirlerine sahip çıkıyor. Ama ne zaman ki kendisinin sahiplendiği fikrin yanlış olduğunu, Efendimiz Aleyhisselam'ın da fikrin doğru olduğunu, hak olduğunu görse, Gördüğünde hemen ne yaptı? İnat etmiyor. Hemen. Bitti, inat yok. Bak, demek ki insan, insan eğer mükerremse mükerremliğini muhafaza etmişse zaten herkes doğumda mükemmel mükerrem. Evet. Daha sonra bozulanlar var. Mükerremliğini muhafaza etmişse bu zat batılda da ise bu adam batılı hak damına bilirim ki muhafaza ediyor. Dolayısıyla bu adamları hemen dışlamamak icap ediyor. Fıtratı mükerrem mi? Güzel mi bu insan? Sağlam mı? İtikatlı mı? Evet. Öyleyse biz oturup çalışalım. Bu adamı doğruya tekrar yönlendirmeye çalışalım. Ama doğruyu bile bile ketmeden, doğruyu bile bile kapatan, perdeleyen insanlar kalpleri de Allah muhafaza ciddi manada problemli. Onlar da Cenab-ı Hak ıslah diyoruz yani. Amin ah, inşallah. Allah